Selam. Sabah olunca ilk işimiz tabii ki bunları doyurmak. Ve inanın sabahleyin o kadar tatlı görüntüler veriyorlar ki, yani bunlar bana moral ve neşe veriyor. Her sabah bunlarla güne başlamak harika bir şey. Sabah sabah boru gibi sesimi de hoş görün lütfen. Böyle oluyor. Bütün gün yoruluyorum. Akşamlara kadar koştur, koştur, koştur. Gece birkaç kez uyanıyorum. Eşimin durumundan dolayı. Uykumu da tam alamıyorum. Sabah yine erkenden kalkıyorum. İşte böyle bir döngü. Sesim de biraz kötü çıkıyor sabahları. Bakın artık tekircik de benden kaçmıyor. Alıştık birbirimize. Mama annesi olduğumu biliyor. Karabiber tekiri kovalıyor. Yani sabahları keyifleri yerinde oluyor. Aa, balıma bakın. Balım yine. Şurada güzel güzel. Sabah keyfi yapıyor. Balımcım, iyi misin? Balım, göster o güzel gözlerini. Görelim o güzel gözleri. Tatlım benim. Tatlım benim. Bir yandan da diğerlerinin yaramazlıklarını izliyor. Karabiber. Karabiber. Oo, bugün burası gerçekten çok güzel. Bu sabah kuş sesleri var. Şöyle dinleteyim biraz. Bir tane gül açmış. Horozlar, kuşlar. Sabahın güzellikleri bunlar. Klimatisimiz hala duruyor mu? Aa, duruyor. Duruyor gerçekten. İşimiz olmayacak. Şurada sabahın bütün güzelliklerini yaşayacağız. Neyse, o günleri de görürüz inşallah. Nasıl mı görürüz? Belki bir yardımcı bulabiliriz. Şimdilik hayal tabii ki. Buralardaki insanlar genellikle otellerde çalışıyorlar. Pek böyle evlere yardımcı işlerine gelmiyorlar. Otel ortamında çalışmak onlara iyi geliyor anladığıma göre. Onlar için bir sosyalleşme şekli. Ev işleri sıkıcı geliyor. Her ne kadar çok ağır işler yapsalar da evlerinden çıkıp gitmek, uzaklaşmak, öyle bir ortamda çalışmak insanlara iyi geliyor. Ben bunu gözlemledim bizzat. Yıllar evvel bir otel tatili hediye etmişti oğlum. Her ne kadar o tür tatilleri sevmesem de orada karşılaştım bu köyün genç hanımlarıyla, çalışanları olarak bambaşka kişilikleri olmuşlar. Çok farklılardı. Benim tanıdığım insanlar değillerdi. Sonra köye gelip yerleşince gördüm ki burada farklılar, çalışma ortamında farklılar. İşte öyle bir düzen tutturmuşlar. Bir yerde onlar da haklı. Kapalı çevre insanı sürekli baskı altında yaşıyor. Öyle ortamlara girince de onlara farklı geliyor. Bu ikindi sefaları da burayı çok güzel renklendirdi. Şimdi çiçekler kapalı. Ama akşam üzeri bir açıyorlar. Şu fuşya rengine de bayılırım.
Aman Allah'ım. Burada bir begonvilimiz var ki. Yani görmeye değer. Şahane açtı. Bu arada benim kedicikler çok keyifliler. Maşallah. Şöyle begonvilleri de görelim. Harika bir begonvil, iri çiçekli. İşte tek sıkıntı Trabzon hurması ağacıyla yakın olması. Biraz daha duvar dibinde olsa, o zaman da bu kadar güneş görmez ve bu kadar güzel açamaz. Kuşlar sabahleyin nasıl huzur veriyor. Şöyle biraz daha kuş sesi dinleyelim. Horozlar arasında da gövde gösterisi var. Karşılıklı ötüyorlar. Birbirlerine sanki meydan okuyorlar. Evet, burada da güller kendine geldi diyebilirim. Günaydın Arıcık. Renkleriyle, sesleriyle ne kadar huzur verici bir sabah. Güne böyle başlamak çok güzel. Ah şu güzelliğe bir bakın. Bir bakın şu güzelliğe. Bu gülün yedeğini yetiştirebildiğim için çok seviniyorum. Duvar dibinde bir tane anaç bitkimiz var. Yeri yanlış. Lavantalarım falan arkasında kalmış. Hava alamıyor. Geçen budama sezonunda çelikler almıştım. Bu tutmuş ve açtı. Çok sevindim. Bu da böyle kıvrım kıvrım açan. Çok değişik bir gül. Şurada asıl rengi. Yine bu tarafta da güller var. Her gün yenileri ekleniyor. Açmaya devam ediyorlar yani. Yıldızlar da öyle.
Sabahları biraz hava serinleyince kuş sesleri de çoğaldı. Bir yerde mutlu kedicikler varsa, iyi insanlar da vardır diye okumuştum. Bir öyküde geçiyordu herhalde bu sözler ya da bir filmden alıntı mıydı? O kadarını anımsamıyorum. Şimdi iyi insan olduğum gibi bir imada bulunmuyorum ama böyle bir şey okumuştum. Bunlardan çok güzel el kremi yapılıyor arkadaşlar. Şu günlerde pek ihtiyaç duymuyoruz ama sonbahar gelince ciltte kurumalar oluyor. Özellikle benim gibi çok iş yapan insanların ellerinde sorunlar oluyor. Ben de geçen yıl epeyce iyi bir krem arayışına girmiştim. Ve aldığım böyle o pahalı markalardan da çok memnun kalmamıştım. Sonunda araştırdım. Ev yapımı krem işine merak sardım ve çok başarılı oldum. Çok güzel kremler yaptım. Şimdi onları kullanıyorum. Tabii ki kendi topladığım bitkilerden işte kantarondan krem yaptım geçen yıl. Defne yağından o tür böyle çevremdeki o harika bitkilerden yapmıştım. Şimdi bu Fransız kadifesinin de çok yararlı olduğunu cilde öğrendim. Artık krem sezonunu açınca bundan da krem yapmayı düşünüyorum. Ah, şu güzelliğe bir bakın. Üçü bir arada. Saksuma mandalina. Bu mandalina ağacı kurtarılmış bir ağaç. Benim patillerimin hikayeleri olduğu gibi bazı bitkilerimin de hikayeleri var. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Güzellikler sizinle olsun. Sağlıcakla kalın. Sevgili dostlar, selamlar, sevgiler hepinize.